hemen milyonere gel. 20 lira artı 20 lira. Toplam 40 lira milyon puanı al. Milyoner. Milyoner'in sunduğu taktik bakıştan herkese merhabalar. Hocam selamlar. Selamlar Sinan. Fenerbahçe rekor kırdı. Rekor rakip ceza sahasında topla buluşma rekoru. Yani sürkülese etti Çaykur Rizespor 5-0 kazandı hocam. Ne diyorsun? Sinan bahsedeyim? hatırla Alanya maçının Fenerbahçe taraftarı da hatırlasın. Alanya maçının ilk 45 dakikasını ben çok övmüştüm. Orada neyi gördüm? Çabuk oyun var, kombinasyon var. Rakip alana yerleşme var. Eksik olanlardan biri son pas, son vuruşlar. Fakat bir takımın geliştiğini görüyorsun orada. Şimdi bizde gol olmayınca, skor farklı skor gelmeyince oyunu oyuna bakan çok az kişi var. İşte bizim bu yaptığımız programlar izleyen taraftar kitlesini farklı gözlen, üçüncü göz diyelim buna. Aslında programın adını üçüncü gözle koy. <laughs> <laughs> üçüncü gözlen, farklı o üçüncü göz şey var ya, üçüncü gözle baktığında çünkü gelen eleştirilerde de hem pozitif hem negatif eleştirilerde de bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla e, belli. Onun için İsmail Hoca ekibini takdir etmek lazım. Bu haftaya kadar bir gerçek var. Türkiye Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyunu, oyuncu kalitesiyle Avrupa'nın önemli takımlarından iki takımımız haline geldi öyle düşünüyorum ben. Yani kadroları da müthiş. Lig içinde bizim ligimiz içinde çok üst üst düzeyde her iki takım kadrosu var. Bugün bugünkü yani Fenerbahçe'nin maçı da Galatasaray'ın zaman zaman oynadığı oyunda bunu ortaya koyuyor. Evet girelim hemen. Evet başlayalım hocam. Fenerbahçe zaten direkt ataklarla başladı hocam. Daha ilk dakikadan. Şimdi gol öncesi aslında Fenerbahçe taraftarına Sinan. Ya tebrik ediyorum oyuncuları. İsmail Hoca'ya da tebrik ediyorum. Bravo. Alkışlıyorum. Mesela bak çok güzel bir koşu var. İrfan ee, Can Kabeci'den. İrfan. Bak İrfan. İrfan'a buradan. Evet İrfan. Bugünkü bu maçta çok beğendim İrfan'ı. Ama bu maçta kalmayacak bu İrfan. Evlat bu maçta kalmayacak. Yani bu ülkenin önemli futbolu. 5 senedir diyorum. Başakşehir'den beri İrfan'a diyorum. Yani böyle küçük küçük kıvılcımlar yapıyor. Hayır efendim büyük kıvılcımlar yapacaksın. Bu sene iyi hocam. Bu sene... Bak büyük yeterli değil. Ben yeterli görmüyorum. Daha büyük kıvılcımlar. O yapacak kapasite var onda. Onu yapmak zorunda. Ülke futbolu ondan bekliyor. Bu ülkemizin bizim evladımız ülkenin yetiştirdiği bir oyuncu hep yurt dışından, gurbetçiden, oradan buradana değil de kendi bünyemizden çıkan oyunculara hem öveceğiz hem bazı şeyleri söyleyeceğiz. Aynı şey Kerem için de geçerli değil mi? Öyle. Dolayısıyla bu maçın güzel oyunu onda yeterli kalmayacak. Daha iyisini arayacak. Aramak zorunda. Evet. Şimdi burada Fenerbahçe taraftarı şuna dikkat edecek. Birinci pozisyona gel. Birinci pas pozisyonu. Güzel. Bir koşu var. Etkili pas isteme, atmak isteyen oyuncu var değil mi? Evet. Topsuz etkili bir koşu. Etkili pas atmak isteyen bir oyuncu. Devam ettir pozisyonu. Ve bu pozisyon olurken aynı zamanda oraya gelen oyuncu e, Fred mi o? Sağ kanattaki o say Samuel. Hocam. Samuel mi? Evet. Bak sağ bek Samuel nereye gelmiş? Samuel'e de o iç koşuyu yapan İrfan ne yaptı? Bir koridor açtı. Evet. Önce şöyle diyebiliriz. Yani İrfan bu koşuyu yaparken İrfan sağ çizgideyken Samuel iç koşular yapmaya başladı. Bunu Ferdi daha çok yapıyordu. Ama şimdi ne oldu? İrfan bu koşuyu yaptığı zaman evet bu koridoru açtı. Çizgi değil, oyunda genişlik değil. Hatta kaleye yakın pozisyonda dikkat etsin taraftarlar. Yani bu bindirmeyi de yaptığında müthiş bir etkili pas alacak konumuna sokabiliyor oyuncular kendilerini. Burada birbirlerini takip ediyorlar. Bak birbirlerini takip ediyorlar. Pozisyon oyunu oynama. Total futbolun esas amacı nedir? Total futbol nedir? Oyuncu sağ tarafta olabilir ama oyuncu pozisyon gereği santrofor veya sol tarafa da merkeze de girmiş olabilir. Ama o buralara girdiğinde diğer pozisyonu kendi pozisyonunda bir başka oyuncu tarafından dolu olması gerekiyor. O zaman total futbolu geliştiriyor. Yani bunu bütün oyuncularda düşündüğünüz zaman sahaya hakim olan pozisyonları değişen oyuncular ama sahanın her bölgesinde de hem ucumda da hem defansta da dolu olan bir oyuncu grubu görüyoruz. Devam ettirelim. Bak bu pozisyon nereye geldi şimdi? Pası atmamış sağ kanada. Evet. Sinan pası sağ kanada atmıyor. Şimdi sağ kanatta Samuel boşta mı? Boşta. Pas alacak boşlukta. İrfan içeri girmiş mi? Pozisyonda müthiş. Yanındaki kim? İrfan'ın oradaki. Santorofor. Ee, yayın, yayın içindeki Şimanski. Şimanski bir orta saha merkez oyuncusu olarak 18 karışımı bir oyuncu olarak oraya girmiş mi? Girmiş. En soldaki adam Tadic, Tadic mi? Evet. O da gelmiş. E 9 numaranız asist oyuncu konumuna geçmiş. Ceko belki de bu sene asist kralı olabilir ha. Bu kaçınca burada asist olmuyor da. Ama ben Yeni asistin asisti. Evet. Pozisyonu hazırlayan yo, oyuncu. Ya pozisyonu po bak buraya verebilirdi. Döndü. Döndü. Attır pası. Mükemmel bir pas. Pasa gel mükemmel bir pas var burada. Evet. Değil mi? Evet. Defansın arkasına. Sonra ne oluyor? Devam ettir. Şumanski'nin Çıkan... golesi. Şumanski de müthiş vuruyor. Göster golü de. Müthiş. Değil mi? Evet. Pozisyonun ilk başına bir daha gel. Şimdi Sinan bak bu pozisyona niye gel dedim. Müthiş bir dağılım var orada. Bu Bir geri daha gel. Normalde e, Ceko pas yönünü Samuel'e verecekmiş gibi gösteriyor. Samuel de güzel bir koşu alanını görmüş. Bak boş alanı görmüş. Topsuz bir koşusu var. Tabi Ceko bunu düşünürken rakip de yanıltmayı düşünmüş. Gel diğer bir pozisyona. Ne yaptı? Terse döndü birdenbire. Samuel koşu yapmış. Bravo Samuel. Tebrik ederim. İrfan güzel yerinde. Ne yapıyor bu sefer? Defansın arkasına ters ayak. Bu ters ayak paslarını sürekli diyoruz. Ters ayak bu sağdan İrfan Can Kahveci sol ayakla veya Ferdi buradan geldi sağ ayakla ters ortalar orta pasları attır pası mükemmel bir pas oluyor. Mükemmel bir pas ve Şimanski de burada hem vuruş tekniği attır golü de mükemmel bir gol. Golden önceki hazırlanış çok önemli. Golden önceki o sahadaki duruş önemli. Onun için çok güzel. Bak bunu konuşurken arkadaşlarım da ne güzel koydu. Golden önceki sağ duruşu. Hatta bir öncekine de gelip 1-2, 1-2 yapıp bitirelim. Evet. Bu görüntüyü de niye koyduk? Koşarak bindiren kim? İrfan Can Kahveci. Maçın bana göre en önemli oyuncularının başında geliyor. Fakat demin ne dedik? Gelişmek zorundasın, geliştirmek zorundasın. Yüksek şiddetli koşuyu yapsa burada da golü yapar. Bak her ne kadar pası, yine pası veren kim? Ceko. Aziz Kralı olur diyorum size yani en son pası çıkaranı Türkiye'de asist olarak görüyorlar ama yani şu pası veren o. Hücum organizasyonlarında hep Ceko. Ceko var. Sanki 10 numara adam. 10, 9 hepsini oynuyor. 10, 9, 8. Deneyim, tecrübe, zeka. Şimdi burayı niye koyduk Fenerbahçe taraftarına? İrfan evet evlat yüksek şiddetli koşuya devam et. Oyn göster görüntüyü bak pas geldi. Koşuya devam etse bir geri al. Yüksek şiddetli koşmuyor çünkü bak. Nereye kadar gelmiş? Devam ettir. Bak. Ya 7-8 adım atmış. Halbuki o pas oraya gidip oyuncu buluşup hafif bir dripling yaptı mı 15-20 yüksek şiddetli koşu da zaman zaman sprintten karışık işte onu o pozisyonda buluşturabilir. Şimdi kadrajda olmadığı için de ya başarılı oyuncu ne yapıyor? Kimse yok. Kaleye direkt vurmak zorunda. Orada biri olsa bak bu da güzel bir pozisyon. Bu da çok müthiş bir pozisyon. Evet. Açısı kapandı biraz Şimanski'nin. Ama daha bir geri gel. Eğer koşu olsa Şimanski bunu pas çıkarır. Evet. Bak bir geri gel. Bir daha geri gel. Pozisyon bu. Daha bu pas verirken ne diyoruz futbolda? Üçüncü, dördüncü oyuncular oyuna girmeye hazır olsun. Şimdi şu anda İrfan üçüncü oyuncu. Bu pas gelirken üçüncü oyuncu olarak o toplan onun buluşması gerekiyor. Bizde şimdi oyuncular neye alışık? Yeni yeni geliştirmeye başladık. Buraya pas gidince bütün oyuncular duruyor. O adam ne yapacak? Gol vuruşu yapacak. Tamamen ona bırakıyorlar. O hücumda çoğalma yeni yeni gelişti. Avrupalı bunu yapıyordu. Adam hemen oraya koşuyu yapıyor. Devam et. Okey. Evet Açık kapanınca da pozisyon gitmiş. Rize Spor kendi yara alanından oyun kurmaya çalıştı hocam maç boyunca. Fenerbahçe Fenerbahçe'de çok iyi bastı. Bravo. Burada da görüntü net ortada. Devam ettirelim görüntüyü. Net ortada. Tabii bir geri kalalım, bir geri kalalım. Ya burada. Zaten bu topu kovalıyorlar ve kapıyorlar. Ya rakibe uzun vurmaya zorluyorlar Sinan. Top ortada kalıyor, alıyorlar. Veya topu kapıp atağa gidiyorlar. Hatta öyle golün bir başlangıcı kaptıkları orta sahada toplan oldu. Şimdi bu da mükemmel bir pozisyon. Bak. Şimdi koşup bizim asist zone diye adlandırdığımız bu bölgeyi gösteren kim? Osay Samuel galiba. Pası oraya at diyor, evet. değil mi? Evet. Ee, diğeri de Ceko mu? Evet, Ceko da cek. bana at diyor. Evet. Fakat güzel bir pozisyon. Bak, biri topsuz boşalana koşuyor, rakibi oraya çekiyor. Dikkat et, arkadaki oyuncu da, orada en arkadaki oyuncu da koşan oyuncuya fokus olmuş. Dönen arkadaki soldaki Tadic'e, bak, devam ettir şimdi. Kal burada. Tadic o koşuyu yapsa burada golü atar. Bak yapmıyor bir geri gel. Bak şu anda şu anda Fenerbahçe taraftarı. Bakın 3 oyuncu müthiş bir şekilde kombinasyonu toplu ve topsuz. Topa sahip olan oyuncu. Şimanski. Şimanski bir kurgu düşünüyor. Topsuz gösteren oyuncu. Boş alana koşuyu gösteriyor. Ceko kendini, kendine istiyor topu. Ama Tadic topsuz oyunun içinde değil. Bak, bakın oraya. Eğer bu üçlüyü Tadiç takip etmiş olsaydı diyecekler ki hocam nereden? Gel diğer görüntüye. O üçlüyü takip etmiş olsaydı bak koş yerinde kalmış. 3-4 adım atıp tutmuş. Yani Ceko orayı Santrofor bölgesini boşalttığında dıştan oraya doğru gelse gelmiş olsa bak şu anda top kimde? Brightosay Samuel. Samuel gelmiş Sabek nerede? Bak Sabek toplam buluşmuş. O koşuyu yapmış olsa aldı at pası çıkaracak. Sen milyonere gel, 20 lira artı 20 lira, toplam 40 lira milyon puan al. Bilyoner.